YouTube'dan izleyen herkes selam, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda da kapaktan da görebileceğiniz gibi Devil Dino oynayacağız abi. Devil Dino benim şu an en sevdiğim destlerden biri ve beni 60 renke çıkardı. Son videoda gördüğünüzde 50'deydik, 50'den 60'a çıktık. Çok oynayamıyorum işten dolayı. İşte yani gün içinde çok oynayamıyorum. O yüzden yavaş yavaş ilerliyoruz. Yapacak bir şey yok. İlerlemeye devam edeceğiz abi. Şu anki hedefim Omega. Omega'da bir 500 krediyi ceplemeyi planlıyorum. Oradan sonra ranked bayağı zorlaşıyor diyorlar. Çünkü Omega'dan sonra çok yüksek rank oyuncularla eşleşiyorsun. Genelde havuz 3'ü neredeyse bütün kartları olan oyuncularla eşleşmeye başlayacağız Omega'dan sonra. Şu ana kadar hedefim o yüzden Omega. Okey. Bakacağız şimdi destemize yavaştan geçelim abi. Desteye tıklamadan önce kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp like atabilirsiniz. Bir de deste fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Okey. Girişimizi yapalım abi. Şimdi Devil Dino. Bu kart ne yapıyor? Devil Dinosaur ama Devil Dino diyoruz. Daha havalı. Şimdi 5 mana 3 güçlü bir kart. Özelliği de ongoing yani devam eden bir özellik. Elindeki her kart için 2 güç kazanıyor. Şimdi bu inanılmaz bir kart. Elimizde maksimum 7 kart olabiliyor bu arada. Bunu da bilmeyenlere söylemek isterim. 7 kart olduğunuzda bu 14 güç kazanıyor ve 17 güce kadar çıkabiliyor. 5 manaya 17 güç inanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz bir şey. Ve bunu en efektif şekilde kullanmamız lazım. Bunu da nasıl yapıyoruz? Destemizin genel mantığı şu abi. Elimize oynadığımızda elimize yeniden kart veren kartları oynuyoruz. Bu sayede elimizdeki kart sayısı hiçbir zaman azalmıyor. Board'da bir şeyler oynasak da. Şimdi şöyle bir gidelim abi. Agent 13'imiz var. 1 mana da önce bu kartlardan bahsedelim. Elimize bir kart veren. Agent 13'imiz var. 1 mana 2 gücü var. Oynandığında elimize rastgele bir kart veriyor. Verdiği şey çok önemli değil. Sonuçta bu arada 2 mana güç koyuyoruz ve elimize rastgele bir tane kart geliyor. Elimizde kart sayısı aynı kalıyor. Mantis 1 mana gene 2 gücü var. Oynadığımızda eğer rakip yine aynı lokasyona karşı tarafa bir kart oynadıysa rakibin destesinden bir kart çekiyoruz. Nightcrawler'ımız var. Çok fix Nightcrawler ve Ant-Man'i bir mana da çok anlatmama gerek yok. Çok fix kartlar. Angela'mız var. Angela 2 mana bir gücü var. Angela'nın olduğu lokasyona bir kart oynadığı zaman Angela 2 güç kazanıyor. Toplam 2 manada 7 güce kadar çıkabiliyor. Bunu da şunun için yapıyoruz. Birazdan anlatacağım. Devil Dino'yu bir şekilde kopyalayabiliyoruz. Kopyaladığımız zaman 2 bölgeyi kitleyebiliyoruz Devil Dino'larla. Angela'yla da diğer bölgeye odaklanıyoruz. The Collector'la Collector da aşağı yukarı Angela'yla aynı görevi yapıyor. O da 2 mana bir gücü var. Angela'yla statları aynı zaten. Kart çekmek dışında elimize bir kart eklendiği zaman destemiz de zaten bunu çok güzel bir şekilde yapabiliyor. Collector 1 güç kazanıyor. Cable oynadığımız zaman 2 mana 2 gücü var. Rakibin destesinin en altında elimize bir kart ekliyor. Sentinel'de oynandığında kendi kopyasını elimize veriyor. Destemizin şeyi bu. Angela'yı ve Collector'ı şuradaki early game kartlarıyla, gördüğünüz kartlarla oynuyoruz. Amacımız şu. Birinci turu genelde paslamak istiyoruz ya da Ant-Man'le biliriz. Yanına Angela ineceğiz ya da Collector. Sonra bu kart yaratma kartlarıyla kart yaratarak Angela'yı ve Collector'ı kasacağız. Sonra 3 manalık bir kart oynamıyoruz destemizde. White Queen'den de bahsedelim. White Queen de aynı şeyi yapıyor aşağı yukarı. 4 mana 6 oynadığınızda rakibinizin elindeki en güçlü kartı çekiyorsunuz. Gene statları güzel. Elimizi dolduruyor. Güzel bir kart. Son olarak da Amerika Chavez'imiz var. Chavez'imiz var 6 manada. Bu kartı 6. turda kesin bir şekilde çekiyorsunuz. Bir de Moon Girl'dan bahsedelim. Hop yanlış kart. White Queen'imiz gitti abi. Şu Dandy Card World'üsü almak istemiyorum. Hemen ekleyelim. Okey. Son olarak da Moon Girl'ümüz var. Destemizin en kritik kartı. Bu kartı oynadığınızda elinizi kopyalıyor. Elinizdeki bütün kartlardan bir tane daha oluşturuyor. Bunun en güzel yanında Devil Dino'yu kopyalayabilmesi. Devil Dino'yu kopyaladığında 2 tane Devil Dino inebiliyorsunuz 5. ve 6. turda. Bu destinde yapmak istediği play o. Chavez Devil Dino play'ine gidemezseniz bir şey plan olarak 6. turda elinize garanti geleceği için ikinci bir B planı olarak duruyor. Ama main planımız 2 tane Devil Dino oynamak Moon Girl'le birlikte oynamadığımız zaman dediğim gibi Amerika Chavez'de de win'e gidebiliriz. Destemizin mantığı bu abi. Elimizdeki kart sayısını yüksek tutuyoruz. Devil Dino'yu kopyalıyoruz. 2 bölgeyi kitleyip oyunu kazanmaya gidiyoruz. Lafı daha fazla unutmayalım. Gameplay'lere geçelim. Bu haftanın şeyi de Featured Location'da Machine World. Buraya bir kart oynadığınızda rakibin eline bir kopyasını veriyorum. Bizim destemiz için çok şey değil. Kritik bir bölge değil. Okey, Moon Girl'ümüz var, Agent 13, Cable'ımız var, Angela'mız var. Çok güzel. Burayı paslayacağız Angela bufflamak için. Devil Dino çektiğim an burayı snaplerim. Çünkü başlangıç elim güzel. Moon Girl'üm var elimde. Okey, Machine World'da Blade geliyor. Uuu, 6. turda kartları buraya hareket ettirebiliyoruz. Angela oynayalım. En sağ.
Çünkü kartları şuraya hareket ettirebileceğimiz için şeyimizi buraya yapmayalım şu an, yatırımımızı. Okey. İkinci Angela'yı mı veriyorsun bana? Dalga mı geçiyorsun? Oha. Neden Jotunheim? Her geçen tur kartlar bir puan, bir şey kaybediyor burada. Bu kadar şanssız olamam ya. Fuck. Çok 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 unlucky. Çok unlucky. İnanılmaz unlucky. Burayı şimdi kaybedeceğiz tamamen. Tamamen kaybedeceğiz burayı. Okey, şöyle yapıyoruz o zaman. Angela, Agent 13. Okey, burayı böyle yapıyoruz. Jotunheim'i salıyoruz abi. Buraya 6. turda bir tane Devil Dine oynayıp öyle kazanmayı deneyeceğiz. Şu an kart çekemeyeceğim. Önemli değil ama. Kart çekememem hiç önemli değil. Collector artı Cable'ı şuraya oynayabiliriz. Aynen. Jotunheim'a Bishop geliyor. Çok troll bir play bence Bishop'a her tur. Puan, güç kaybettirmek. Wow, Green Goblin bayağı iyi biliyor musun? Ama 6. turda buraya getirebilir Green Goblin'i. Okey, okey, okey. Şimdi 5. turdayız. Burada Nakia'ya inmeyeceğiz. Nakia leş şu an. Diğer tur kartları şuraya hareket ettirebiliyoruz. Machine World'de de oynayamam. Çok ilginç bir pozisyon abi. Çok çok ilginç bir pozisyon. Blade üstüne Moon Girl yapabiliriz. Devil Dino'yu discardlama şansım var da yani. Şöyle yapalım. Önce Moon Girl sonra Blade yapalım, o zaman Devil Dino'yu discardlayamam. Aynen. Şöyle yapalım abi. Ne olacağını görelim böyle. Çünkü Devil Dino'yu kopyalayacak Moon Girl. Okey, çok ilginç bir oyun oluyor şu an bu. Ah. Sword Master geldi ortaya. Swarm discardlıyor. Ve Cable. Gitti Devil Dino'yu discardladı ha, inanılmaz. Okey, Jotunheim'da zorlanıyoruz. Yalan yok. Şimdi play'imiz ne? Play'imizi detaylıca düşünelim. Jotunheim'ı garanti kazanmak istiyorum. Adam da Jotunheim'a bir şey oynayacak. Şu an iki bölge bizde zaten. Adam New York'a bir şeyler oynayacak büyük ihtimalle. Şimdi bu Angela burada kalıyor, bu net. Şuradaki Angela'yı son turda bufflayıp Jotunheim'ı kazanmaya oynayabilirim. O bir play. Şimdi. Şöyle ve şöyle yapabiliriz. Zaten şurayı kazanıyoruz. Şurada güç ilerletmiş oluruz. Ben de snapleyeceğim abi. Şurayı zaten kazanıyorum. Jotunheim'a Devil Dino ile patlatabilirim. New York'ta da Angela'ya buraya toplam 4 güç dahil etmiş oluyoruz. Buraya bir şey oynaması lazım. Machine World bende. Okey, böyle. Let's go. 3 kart geliyor. Machine World'ı alacak büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle değil, kesin alacak. Apokalipsini Machine World'da oynadı. Bu çok güzel bizim için. Çok güzel Apokalipsi Machine World'da oynaması. Buraya Swarm geliyor, 13'e çıkıyor. GG. GG. Nice. 6 puan. Let's go. Büyük ihtimalle Devil Dino'yu Machine World'da oynayacağımı düşündü. Devil Dino'yu. Ama GG. Okay. Olayı zaten duruma ayak sal. Ayak uydurmak. Okay. Strange Academy.
5. turdan sonra buradaki kartlar rastgele yerlere sıçrat. Okey, şu anlık bir şey oynamıyoruz. Angela'mızı nereye oynayacağımıza bir karar verin. Ant-Man'i Strange Academy'ye koyuyor. Biraz strange bir davranış bu. Wow. Tamam, Strange Academy'ye hiçbir şey oynamayacağız çünkü 5. turda buradaki kartlar rastgele lokasyonlara hareket ettiriyor. Physic Tower'da buraya hareket eden kartları yok ediyor. Okey. Biz Angela'mızı ortaya oynayarak başlayalım abi. Adam şu an Ant-Man'de baya kötü oldu. Physic Tower'a gelirse ki 50-50 çok rahat gelebilir. Ne yapıyorsun abicim? Troll, okey, tamam. Trolleyenleri snapliyoruz abi. Trollersen snaplenirsin. Yapacak bir şey yok. Wow, Asgard. Asgard'ı winliyoruz abi o zaman. 4'ten sonra burayı kim yeniyorsa 2 kart çekiyor. Kart çekmeye ihtiyacım var mı? Asgard'a odaklanmalı mıyım onu düşünüyorum. Çünkü şu an early game'de odaklanırsam Asgard'a güçsüz kartlarımı oynamam gerekecek oraya. Ve güçsüz kartlarımı oraya oynamak istemiyorum. Şimdi Sentinel yapabiliriz. Artı Mantis'i şuraya oynayabilirim. Çünkü 4'te Moongirl oynamak istiyorum. Devil Dynamo'yu kopyalamak için. Adamın da şu kartların yok olacağını düşünürsek okey, böyle yapalım. Adam trolleyip Strange Academy'yi oynamaz değil mi daha fazla? O zaman bütün şeyimi kaybederim yani. Adamdan Lincoln abiye karşı umudumu. Okey, Lincoln. Devil Dino'yu yapma. Tamam. Moongirl'ü de yapma. Okey, tamam, bu biraz kötü oldu. Gene Devil Dino şeyimizi yapamıyoruz, kombomuzu. Olur. Olur. Yapacak bir şey yok. Yani çok çok troll. Ekstra troll. Okey, White Queen'imizi şuraya oynayalım. Let's go. Asgard'ı bir garantileyelim abi. Okey, Strange Academy fullleseydi Physic Tower'ı fullleseydi anlardım gameplay'ini. Fulleyebilirim. Orayı fullediği zaman her şey Asgard'a gidecek mecburen. Okey. Şimdi. Devil Dynamo'yu burada oynamayacağız büyük ihtimalle. Şu an maksimum, çünkü diğer tur Devil Dino oynayacağız. Şu an maksimum güce çıkmamız lazım. Adamı şuraya fulllediğini varsayalım. Buradaki bütün kartları Asgard'a gitti. Strange Academy'ye bir tane Devil Dino oynayacağız o zaman. Aynen, şuraya bir tane Devil Dino oynamak istiyorum. O yüzden maksimum gücü Physic Tower'a vermem lazım. Şöyle yapalım o zaman. Strong Guy ne yapıyor? Elim boşsa 6 güç kazanıyor. Bunu hiçbir şekilde tetikleyemeyiz. Ant-Man'i şuraya oynayalım. Sentinel'i buraya oynayalım. Strange Academy şu an fullendi. Agent 13 ile de Nightcrawler'ı şuraya oynayalım. Aynen öyle. Yep. Bu arada Physic Tower'ı fullemedi. Hala bir kartı Physic Tower'a gelip ölebilir orada. Okey. Kazar biraz sıkıntılı. Okey, Ant-Man patlayacak. Çok güzel. Thank you, Physic Tower. Amerika Chavez'imizi de çekiyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Büyük ihtimalle şuraları kazanmak isteyecek. Devil Dino'yu salıp Aero'yu şuraya oynayabiliriz ki adamın önce bütün kartları Strange Academy'ye çekelim. Dediğim gibi bu desenin olayı aynı zamanda adapte olmak rakibini yapacağı şeylere. Adam şu an maksimum 3 kart oynayabilir. Hepsini Strange Academy'ye çekebiliriz. Okey. Wow! Onu da Strange Academy'ye oynuyor. Okey, tamam, adam leş gibi oynadı. GG. Free maç. Bazı maçları da free abi. Çok zorlamıyorsunuz. GG. Devil Dino. Devil Dino Collector Sentinel. Güzel bir start. Okey, tamam, elimiz Muko. Sadece Machine World'da çok fazla kart oynamaması lazım psikopat arkadaşın ki elimiz bomboş kartlarla dolmasın. The Vault'umuz var. Bu çok güzel. Buraya fokuslanalım abi. Çünkü 6. turdan sonra buraya kartlar oynanamayacak. Vault'un olayı o. Devil Dino'yu 5'te buraya inip burayı kitleyebiliriz. Collector'ı sağ mı oynasam diyorum ama. Çünkü buraya zaten fokuslanacağız. Aynen. Ama sonuçta double oynayacağım değil mi? Double Dino oynayacağım. Bir tane Dino şuraya yetecektir ama. Aynen. Collector'ı sağ oynayabilirim.
Snap. Ongoing efektler double'dan. Okey, şurayı tek bir dino ile alacağız. Yeter. Tek bir dino oraya yetecek. Şöyle yapalım. Sentinel ile Ant-Man oynayalım. Buraya Moon Girl artı Devil Dino yapacağız. Lütfen şunu. Okey tamam. Moon Girl veya Devil Dino mu şey yapmadı Iceman. Stunlamadı. Bu güzel bir şey benim için. Moon Girl ortaya. Let's go. Devil Dino copy. Kazar geliyor. Bu hiç hoş değil bizim için. Devil Dino'yu yapıştır abi ortaya. Yapıştır bol bol dua et. Bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Yani Nightcrawler buradan kaydırıp iki kartı oynayabilir buraya. Gene Devil Dino'ya yetişeceğini sanmıyorum ama adamın. Zaten ikinci Devil Dino Onslaught Steel'ı direkt kitleyecek. İkiye katlanacağı için bütün özelliklerim. Burada şeyden korkuyorum. Onslaught oynarsa buraya yok edebilir bizi. Double Onslaught bitirebilir yani şurayı. GG, okey. Nice. Huh. Marvel Snap'in güzel yanı şu abi. Bazı şeyleri yapmadan kazanıyorsun. Yani oyunu oynamadan kazanıyorsun. Yani illa bir şeyin adam pes edebildiği için her an. Şuradaki gelmiş çok kişi yani Double Dino'yu oynadığın zaman kaybedeceğini biliyor. Mojo World'ümüz var. Kimin burada daha çok kartı varsa 100 güç kazanıyor. Nightcrawler'ı buraya bir inelim. Sonra istersek kaydırırız. Sentinel'in gücünü 3 yapıyor. Üçüncüden sonra elimi desime karıştırıp 3 kart çekiyorum. Okey. Mantis de buraya inelim abi. Sıkıntı değil. Sonuçta kart desteği elim karıştıracağım. Çok önemli değil. Wow. Elim de güzeldi. Atilan çok kötü oldum. Okey. Sentinel'i burada oynayalım. Turumuz boş. Geçmesin. Adamın eline çöp kartlar verelim abi. Sentinel'i yapıştır. Genco'nun eline. Gene Moon Girl ve Devil Dino çekersek mükemmel olur. Okey, Apokalips'i var, adam discard oynuyor. Apokalips discard. Bu güzel bir şey bizim için. Devil Dino top deck. Of. Tamam. Şu an buna oyunculuk diyoruz abi. Bu oyunculuk. Okey. Moon Girl'ü şuraya yapıştıralım. Mojo World'da oynamak istiyor muyum? İstiyorum. Niye istemeyeyim ki? İstemeyebilirim. Adama baitleyebiliriz Mojo World. Çünkü Nightcrawler'ı da buradan çıkarabilirim. Okey. Mojo World'ı salalım. Moon Girl'le oynuyorum Attila'na. Aynen, Mojo World'u salıyorum abi. Oynamayacağım Mojo World'de. Sunspot'unu oyna, her şeyini oyna oraya. Hiç sıkıntı değil. Devil Dino'muzun birini ortaya koyuyoruz Attila'na. Adam çünkü şu an kopyasını vermek istemiyorum. Let's go. Adam çünkü Apokalips oynadığı için Apokalips playlerinde şunu biliyorsun. 6. turda Apokalips oynamak zorunda. Kart 6 mana çünkü. Burada snap diyeceğim. Devil Dino. Burada bir fast görebiliriz. Retreat görebiliriz. Ne kadar erken snaplerseniz o kadar iyi abi. Çekilmesini de bileceksin. Çok abartmayacaksın. Aynen. Yani şu an adamın çekilmeyi çünkü kaybedecek bu pozisyonda. Double Dino'ya yapacağı hiçbir şey yok. Okey, Ardent'e karşıyız. Ant-Man, Angel ve Moon Girl'ümüz var ve Collector'ımız var. Elimiz mükemmel abi şu an. Bir de Devil Dino çektik mi bu çekebileceğimiz en mükemmel el. Adam board'unu sincaplarla doldurmayı tercih ediyor. Tamamen okeyiz buna. Üçüncüden sonra buradaki kartlar lokasyon değiştirir. Bu hiç güzel değil bizim için. Şuraya bir Angel oynayarak başlayabiliriz en sağa. Aynen, en sağ Angel'a ile başlayalım abi. Adamın eline kart doldurmasın. Wow, okey, tamam. Scarlet Witch'te Monster Island. Devil Dino'muzu çektik. Bunu kopyalayabilmemiz lazım. O yüzden elimi biraz kusmam lazım. Elimizi nasıl kusarız? Bir de Devil Dino en sağda, en çirkin yerde gerçekten. Şöyle yapacağız. Collector artı Ant-Man oynamam lazım.
diğer turu kopyala... Evet, diğer turu kopyalayabiliyorum Moon Girl'de. Okey, tamam. Şimdi Collector'ı nereye oynayacağımız çok önemli. Şuraya oynayabiliriz. Ant-Man'de buraya oynayabiliriz. Şu halayı bir garantileyebiliriz. Okey, halayı buradan garantileyelim abi. Adam Monster Island'da şöyle bir play'e gitti. Burayı kitlediğini düşünüyor ama tam tersi. Burada snapleyelim. Şu an çok kendimden emin hissediyorum bu pozisyonda. Aynen. Devil Dino'yu da kopyalayabiliyorum. Şimdi. Moon Girl'e ortaya gitmek istiyorum. Hala'ya ve Monster Island'da bir tane Devil Dino oynayacağız kopyalayarak. Sıkıntı değil. Devil Dino'yu kopyalayamıyorum şu an. Fuck! Adam hayatının counter'ını attı bana. Kaptan Amerika'yı şuraya oynayarak. Nice. Neyse. Devil Dino'yu şuraya oynayacağız. Bu net. Burayı bitirmiş oluyoruz tamamen. Okey, GG. Aynen. Adam kazan. Çünkü bak, bir bölgeyi kazanıyorum ve hard kazanıyorum. Collector güçlenecek, Angela güçlenecek, Ant-Man stat alacak. Devil Dino'yu da ortaya oynayacağım biliyor. Bu yüzden GG. Okey. ZVN'ye karşı maçımıza girelim abi. Nightcrawler, Ant-Man ve Cable'ımız var. Moon Girl'ümüz var. Hiç fena değil. Machine World'de şu anlık bir şey oynamak istemiyorum. Ant-Man'ı en sağ oynayarak başlayabiliriz. Play'imize. Bu ilginç bir bölge ya. Okey, Genco bana ne veriyor? Nova. Angela oynayalım en ortaya. Ant-Man'in yanına da oynamak istiyorum açıkçası. Ama buraya maksimum 2 kart oynayabileceğim. Şuraya oynarsam 3 kart oynayabilirim yanına. Machine World'da hiçbir şey oynamayacağız büyük ihtimalle. Belki son turda Devil Dino çektiğimizde onu oynarız. Okey, adam şuraya fokuslanacak öldürmeye. Nova'sını ve Bucky Barnes'ını ayırması biraz garip oldu. İkisinin de ölünce tetiklenen özellikleri var. Wow, Bifrost. Bu bizim için çok güzel bu arada şu an. Bütün kartları bir pozisyon sağa kaydıracak. Şöyle bir şey yapacağız o zaman. Agent 13, Nightcrawler ve Nova oynayacağız buraya. Aynen öyle. Bunların hepsini buraya yapıştırıyoruz abi. Okey. Adamın sadece bir ship geldi. Bu güzel bizim için. Wasp. Sıfır mana bir leş kart. Karta bak. Okey. Burada play'imiz şu an şu. Nightcrawler'ı şu tarafa çekip Collector artı Cable oynayacağız buraya. Çünkü şuradaki bütün kartlar Bifrost'a kayacak. Bifrost'u garanti kazanmış olacağız zaten. Machine World'deki kartlar da Health kişine kayacak. Collector ve Cable'ın adama yapacağı hiçbir katkı yok. O yüzden böyle yapabiliriz. Shang-Chi. İnanılmaz broken bir şey oynarsa patlatabiliriz. Adamlar Killmonger geliyor. Wow. Okey, benim Nova'm da tetiklendi ama. İlginç. İlginç playler. Bu güzelmiş. Şu an Angel'ın yanında daha fazla şey oynamama izin veriyor ve Bifrost'u fullendi adamın. Bifrost'u oynayabileceği daha kart yok. Devil Dino'muzu çekiyoruz. Bir tur geç çekiyoruz. Şeyle tetikleyemeyeceğiz. Moon Girl'le tetikleyemiyoruz. Burada Devil Dino'yu oynamak istiyorum açıkçası. Şuraya oynayabilirim. Şuraya oynayıp garantileyebilirim Bifrost'u. Burada snapleyelim abi. Devil Dino'muzu çektik. Burada snapleyebiliriz. Okey, böyle bir yapalım turumuzu. Şu an çok fantaziye gerek yok. Adamın son kartını görebiliriz. Şu an 9 güçlü bir şey oynayamaz. 5 manada ama bakalım. Shang-Chi çok çok güzel bir kontrol destesi yapmak istiyorum ama tek ihtiyacım şey olan Warmonger. Pardon, Killmonger. Sorry. Killmonger'ım olsa dünyanın en iyi kontrol destesini yapabilirim. Okey, en sola oynuyor. İlginç bir play. Şu an işime geliyor çünkü bu elime gelecek kartlar Collector'ı buff'lıyor değil mi? Aynen. Bu yaptığı troll aslında. GG, aynen. GG. Okey, güzel oynadık. Okey. Videoyu burada bitirelim abi. YouTube'dan izleyen herkese çok teşekkürler. Güzel videoydu bence. Double Dino'yu nasıl yaptığımızı gördünüz. Elimizde Devil Dino varken Moon Girl'ü yapıştırıyorsunuz. Genelde oynayamıyoruz çünkü insanlar görüyor ne yapacağımızı. Şeyin olayı bu. Marvel Snap'in olayı bu zaten. Kartları oynamadan kazanmak aslında.
Okey. Videolar gelmeye devam edecek abi. Görmek istediğiniz desteleri aşağıda yazın. Misplayer'ler yaptıysam yazın. Geçen videoda yapmıştım. Şu yazmışsınız gene. Sağ olun. Gene yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Like, abone, bildirim açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.